Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Beni çağırmışsın. Evet. Bu kız. Kolay iş. Hallederiz. Bir sorun olmasın ama. Bizde sorun olmasın. Orasını bilmem. Bir terslik olmasın da. Al şunu. Hadi buyurun. Hayırdır abi? Bir durum mu var? Yok bir şey Ozan. Ama yakında öyle güzel şeyler olacak ki. Ha vallahi bravo. Mert'i dövmeye adam çağırıyorsun, bana haber vermiyorsun. Pes vallahi. Ah be Ozan, ah be Ozan. Oğlum ben sana kaç kere söyleyeceğim. Ben Mert'i dövmeyeceğim ya. Ona başka şeyler yapacağım. Ozan bu çapulcu tiplere ne işin var? Görürsün, bekle biraz. Abi neyi görürüm? Sen de iyice gizeme bağladın ya. Gidelim, ağzını yüzünü kıralım şu Mert'in. Uzatma, ne alem var ya? Ah, ömrümü yiyorsun. Vallahi ömrümü yiyorsun ya. Bak, ben Mert'i dövmeyeceğim. Onu dövmekten beter edeceğim. Üzerinde kalıcı hasarlar bırakacağım, anlıyor musun? Ne yapacaksın? Bak Ozan, ben bu çakma deli yüreğin canını öyle bir yakacağım. Ona öyle unutulmaz şeyler yapacağım. Ah be Melih. Ah be Melih abi, keşke bir tane vursaydın ya. Keşke bir tane vursaydın diye ayaklarıma kapanacak. Anladın? Yok, anlamadım. O zaman bu çapulcu tiplerle ne işin var ya? Yürü Ozan. Yürü güzel, hadi. Ne oldu, hayırdır? Bu para eksik. Nasıl eksik? 50 lira. Ya 50 lira için mi çağırdın beni buraya? Ben de bir şey oldu sandım ha. Bak biri bizi görürse bu iş yatar, haberin olsun. Bizim mahallede 50 lira için adam keserler. Hatırlatayım da. Ha. Ya tamam, bir yanlış anlam olmuş işte. Al 50 lira. İşi de sorunsuz hallet, aman diyeyim. Eyvallah. Demek birini kurtaracağım diye kendimi yaktım. Vallahi Deniz, senin akıl sağlığından şüphelenmeye başladım. Mehmet sen de böyle deme. Eğer ben bunu yapmasaydım Özgür Pelin'in sahte belge düzenlediğini Bahri Hoca'ya söyleyecekti. Söyleseydin de günü görseydi hanımefendi. Kaç defa söyleyeceğim Özgür. Eğer bunu yaparsak ondan bir farkımız kalmaz. Pelin'e süper bir iyilik yaptınız kısaca. Kendisini ölümden kurtardık ama hanımefendinin haberi yok. Merhaba. Merhabalar. Gelsene. Yok Özgür ya. Ben şurada takılacağım. Görüşürüz. Sen bilirsin. Siz hep böyle mi olacaksınız? Mehveş, ne kadar anlatsam da Melih'le bir alakam olmadığını anlamıyor. Eğer bana güvenmiyorsa kendi bilir. Haksızlık yapma Deniz. Tamam, Mert birazcık fevri davranmış olabilir. Ama onun yerinde kim olsaydı aynı şeyi yapardı. Herkes düşünebilir ama Mert düşünemez Özgür. Oo, saat kaç olmuş? Kalk Deniz, derse geç kalacağız. Benim de amfide dersim var, hadi çıkalım. Dersler çok herdenlerdi de inanmazdım. Bu ne ya? Eşek ölüsü gibi bir kitaplar. Doktor olmak kolay değil Mehveş. Sen 1000 sayfalık anatomi kitabını okuyup hatmettin herhalde dün gece. Niye ki? Elinde kitabı göremiyorum da. Aa, ben onu kafede unuttum ya, aptal kafam. Hadi hemen sen koş git al gel, ben hocayı oyalarım. Tamam, hemen buradan geçiyorum. Deniz, derse gelmiyor musun? Ya kafede kitabımı unutmuşum, hop hemen geleceğim. Tamam. Allah Allah.
Bunlar çok ucuz numaralar benim dikkatimi çekmek için. Benim kimsenin dikkatini çekmek gibi bir isteğim yok Mert. Öyle mi? Peki niye geri döndün o zaman? Kitabımı unutmuşum çünkü. Tabii canım, doğru. Kitabını unuttum. Dersim başlıyor. Seninle uğraşmaya hiç vaktim yok. Doğru. Git Melih'le uğraş sen. Allah'ım, ne yapacağım ben bu kızla ya? Ver diyorum. Ya bıraksana. Ver şunu. Ya bırak. Ver diyorum. Yardım edin. İmdat. Yardım edin. Çantamı çaldılar. Kimse yok mu? Ah imdat. Yardım Bugünlük edin. Bu kadar korkutmacı yeter Denizciğim. Deniz! Deniz, ne oldu? İyi misin? Çantamı çaldılar.